odalara bir araya gelerek SGK teşviklerinin uzatılması için talepte bulundular. Bilindiği üzere 2013 yılı itibariyle Türkiye genelinde muhtelif illerde SGK primlerinde teşvikle ilgili bir indirim gelmişti. 2020 yılına kadar bu indirimler devam ediyordu. Ancak 2020 itibariyle aldığımız bilgilere göre, yapılan hesaplamalara göre bu teşvik primleri kaldırılmış bulunuyor. Biz de bugün buna istinaden Ünye'de faaliyet gösteren Gıda Maddeleri Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ünye'de faaliyet gösteren Terziler Odası ve Kuaförler Odası Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri arkadaşlarla beraber, bunun yanı sıra da tabii Ünye Maden Eşya ve Sanatkarlar Odası olarak biz de yönetim kurulu üyelerimizle beraber bir açıklama yapma gereği duyduk. Toplam 3 odamızda 3000'in üzerinde esnaf ve sanatkar faaliyet göstermektedir. Ünye'de faaliyet gösteren bu 3 odamızla beraber 3000'ü 3 ile çarptığımız zaman 10.000'in üzerinde çalışanı olan bir kurum olarak kabul ediyoruz. 2013 yılındaki yapılan teşvik indirimi bu günümüze kadar gelmişti. Ancak günümüzde 2020 itibariyle kaldırılmış olduğu duyumunu almış olduk. Bu da esnaf ve sanatkarımızın yanında çalıştırdığı SSK'lı işçilerle ilgili yüksek bir ücret çıkmış oluyor. Bu da işsizliğe yol açacak anlamında bir düşüncemiz hasıl olmuştur. Bu vesileyle bir araya gelip siz basın aracılığıyla bunu kamuoyuna duyuralım dedik. Üst düzey yöneticilerimize duyuralım dedik. Ve bölgemizden seçilen sayın milletvekillerine duyuralım dedik. Çünkü bu teşvik devam etmezse her iki kişiden birini o esnafımız, sanatkarımız çıkarmak zorunda kalacak. Çünkü kişi başına ortalama 258 lira gibi bir rakam intikal ediyor. 10 kişi çalıştıran bir esnaf ve sanatkarımızın 2,5-3 milyar lira her ay için bir ek külfet geleceği kanısındayız. Buna istinaden biz de bugün bu sesimizi duyuralım. Milletvekillerimiz bununla ilgili çalışmalarını yapsın. Çünkü ikinci ay, Şubat ayımız 28 çekiyor, ay bitiyor. Bunu en geç 23'ü 24'üne kadar netleşmesi lazım ki muhasebecilerimiz bununla ilgili cetvel hazırlıyor. Bu hazırlıktan sonra da daha geri dönüşü zor oluyor. Onun için sayın milletvekillerimizden beklentimiz çok acil, ivedilikle bu teşvik priminin devam etmesiyle ilgili bir karar alması ve en kısa zamanda da tebliğ edilmesini